baba. Daha fazla dinlemek istemiyorum Cemal. Yok baba, Ali değil ya. Ben başka bir şey diyeceğim sana. Bu bizim Rıza amca yok mu? Tarlamı satmam diye tutturduydu ya. Ha işte o Allah'ın rahmetine kavuşmuş baba. Kaza falan mı olmuş? Depoda yangın çıkmış. Bu da dalmış alevlerin arasına. Dumandan zehirlenmiş. Yani hastaneye yetiştirmişler de kurtaramamışlar zavallıyı. Yani ben de yeni duydum. Şu bizim Bülent komiser yok mu? O aradı beni. Dedi ki ne? Rıza amcanın oğlu İlyas şikayetçi olmuş. Cemal yaptırdı demiş polise. Sen mi yaptırdın lan? Yok baba, ne diyorsun Allah'ını seversen ya? Hani o iş hallettiydin? Rıza'nın canına malına kastederek bahsettin lan. Doğru söyle. Yok baba, ne diyorsun Allah'ını seversen? Lan yalan söyleme. Baba ne yapıyorsun ya? Vallahi kalbim kırıyorsun ya. Ya ben bir iki bebe gönderdim bunun yanına. Teklifimiz ciddi diye. Hepsi bu yani. Yani ona bile sıra gelmeden hak vaki olmuş. Yani Allah taksiratını affetsin. Ne diyeyim baba? Vallahi billahi ben de çok üzüldüm ya. Ben de. Baba, şimdi bunların mahsulü toptan yandı ya. Bankaya borçlarını da ödeyemezler. Tarlayı satacaklar mecbur. Bırak. Tarlası bas. Ya baba niye öyle diyorsun Allah'ını seversen ya? Sanki biz öldürdük de vicdan azabı çeker gibi. Tamam, hemen varmayız kapılarına ama az zaman geçsin teklifimizi iletiriz gene. Ya babam, kurban oldun babam. Sen de üzme artık kendini ya. Takdiri ilahi işte. Ne dek? Ömrü bu kadarmış. Kalk hadi İlyas. Ölen de ölünmez. Allah onun kalan canını sana bağışlasın. Göz göre göre kıydılar babama Şevket amca. Polise anlattım, kale bile almadı. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Babanınki de çıkar göreç girerden. Sabret. Yok. Ben sabretmem. Ödeteceğim bunu onlara. Sana da son sözüm bu olsun baba.